Yaklaşık 15 sene zaten Amerika'da kaldım. 13 senesi iki farklı firmada kendi işimi yaptım. Ortak olarak, kurucu ortak olarak. Amerika'da mağazatmadığım yer kalmadı. Kendi markamı yarattım. Mutlaka okuyorsunuzdur işte ünlü girişimciler, işte Apple'ın hikayesi, Steve Jobs ne diyor işte o Stanford Üniversitesi'ndeki yaptığı konuşmada. Hani içinizde o duygu, o dürtü varsa bunu zaten o gün geldiğinde bileceksiniz. Yani bir şekilde o kadar istiyorsunuz ki o istek, o tutku size o adımı attırıyor. Abi, helal olsun Elif'e. Hem bizim gibi iyi bir eğitim görmüş, hem de çok iyi bizim gibi İngilizcesi var. Ama yani şu an neredeyse dünya ticaret devi olacak. Doğru söylüyorsun, adamın altyapısı bizimle aynı ama adam bizden farklı. Nasıl yani? Adam orada 2 yıl master yapmış, ondan sonra iyi bir şirkette, iyi bir pozisyonda çalışmış, sonra her şeyi bırakmış, ticarete yönmüş yani. Müthiş birisi. Doğru, haklısın. Ayrıca adam orada iyi de bir network kurmuş. Hem adam çok ısrarcı, bir sipariş için 17 kez Walmart'a gitmiş. Doğru. Ya arkadaşlar, onu bunu bırakın da ben size şuradan bir hikaye okuyayım. icra.com. Senin benim gibi bir üniversite öğrencisi icralık malları toplamış, burada siteden satıyor. Müthiş fikir ya. Çok iyi. Biz niye yapmayalım ki? Doğru. Biz de yaparız abi. Niye olmasın ki yani? Satışsa satış, site ise site. Fikirse fikir. Biz de yaparız. Yaparsın. Ben de yaparım. Abicim, şimdi ben bir internet sitesi kurmak istiyorum. İnternet üzerinden satış yapacağız ama fikrim de şey, bu havaalanlarında unutulan bavullar var ya, onları alacağız, satacağız. Ya, kolay oluyordur benim tahminim. Yoksa kaça mal olur bu iş bana? Sen bir açıkla biraz bana. Biraz. Şimdi bu işin altyapısı için en aşağı bir 2000 TL harcaman lazım. Bu altyapıdan sonra bu işin lojistiği var, muhasebesi var. Senin şirketin var mı mesela? Hani bunları düşündün mü? Bunların içinde bir herhalde ekstradan 2000-3000 TL daha eklemen lazım. Yani senin bu iş için nereden baksan tahminim en aşağı 4000-5000 TL'yi gözden çıkarman lazım. Canın sağ olsun abi. Görüşürüz. Türkiye'de kadro bulamadı. ABD'de başrolü kaptı. Şehir tiyatrolarından kadrosuzluk nedeniyle kapının önüne konulmak onun için bir son değil, bir başlangıç oldu. Bavulunu topladı ve dil öğrenmek üzere Amerika'nın yolunu tuttu. İngilizce öğrenmeye gittiği ABD'de bir süre sonra kendisini Shakespeare oyunlarında başrolde buldu. Gemileri yaktı, hayallerine ulaştı. Afişlerin efendisi Emrah Yüce başarıyı tüm gemileri yakarak yakaladı. Ailesini, aşkını ve arkadaşlarını arkasına bırakıp hayallerinin peşinden Amerika'ya gitti. Hollywood filmlerine yaptığı afişlerle adını dünyaya duyurdu. İşte Emrah Yücel'in başarı öyküsü. Alo baba, bir şey söyleyeceğim. Ha, iyiyim, sağ ol. Ya baba, ben Amerika'ya gidiyorum. Ya... Ha? Yok. Şaka ya, şaka. Çöpe attığım, üzerinde satılık yoğurt fabrikası yazan kağıt hayatımın dönüm noktası oldu. Çöpe attığı fırsat hayatımı değiştirdi. Amerika'nın en çok satan yoğurt markası Çoban'ın kurucusu Hamdi Ulukaya. Çöpe attığım, üzerinde satılık yoğurt fabrikası yazan kağıt hayatımın dönüm noktası oldu. Gelin adaylarının en çok tercih ettiği estetikler. Temizlik işçiliğinden patronluğa giden yol. Bulaşık yıkıyordu, şimdi restoran zinciri sahibi. Ya abicim ya, buralar size kaça mal oldu ya? Ben de böyle bir şeyler yapayım diyorum ya. Sana ne lan? Yürü git işine. Ya abi ya, sana bir soru soracağım ya. Sor bakayım. Ya ben de böyle bir dükkan açayım diyorum. Siz bunları kaça mal ettiniz ya? Kârınız iyi mi ya? Ben de patlatayım diyorum bir tane dükkan. Ya iyi güzel söylüyorsun da yani bu pek öyle kolay değil yani. Şimdi arkadaş.
makineleri almak belli abi, bir şey. Çok haklısın. Eyvallah. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Açaydın bir tane. Yok yok, hiç hiç, ben aldım. Niye? Ben almayayım, ben almayayım. Ver şeydi. Geçen gün seni yerleri silerken görmüşler. Kim görmüş? Ne görmüş? Nasıl uyduruyorsunuz bunları? Anlamıyorum ki ya. Allah Allah. Beyler, Albert Einstein, Steve Jobs, Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez. Bunların ortak özelliği ne? Bilmem bunlar abi. Değil. Zengin olmalı. Değil abi, değil. Bu adamların hepsi ya okuldan kovulmuş ya da kendileri okulu bırakmışlar. Ben de ne yapacağım? Okulu bırakıyorum. Hem de okuldan kovulmayı beklemeden. Girişimci olacağım abi. Google ilk olarak bundan yıllar önce Kaliforniya'da Menlo Park'taki bir garajda iki üniversite öğrencisi tarafından kuruldu. Hadi ya, biz apartman çocuğuyuz, bizim garajımız mı var? Ah, bir garajım olsaydı ben de bunları yapardım ya, neyse. Nerede hata yaptım ki? Onlarca şeyi denedim. Ama hep başkalarının yolundan gittim. Bundan sonra kendi yolumu bulmam lazım. Kendim olmam lazım ya. Hep başkalarının girişimcilik hikayelerini okudum. Hep onları örnek aldım. Evet. Kendim olmam lazım. Kendi yolumu çizeceğim bundan sonra.